Bu pozisyonu alanlar büyük olasılıkla karlı çıkmayacaklar diyor. Bakalım aynı görüşte mi konuklarımız soracağım. Dolarda böyle bir kuruş bir kuruş ya da böyle uzun bir süre aynı kalan bir seyir vardı. Şimdi arkadaşlarımız bir tespit yapmış. 2 kuruş iki kuruş artışlar var. 9 Şubat Cuma günü 30 lira 68 kuruştu dolar. 12 Şubat Pazartesi günü 30 lira 70 kuruş. 13 Şubat Salı günü 30 lira 72 kuruş, 2 kuruş 2 kuruş artarken 14 Şubat'a geldiğimizde 30, 1, 2 kuruş daha 30 lira 74 kuruş oldu. Şimdi 2 kuruşluk artış dönemine mi girdik ve seçim sonrası ne olur sorusu var. Seyir böyle 2 kuruşluk yükseliş serisi şeklinde gidiyor. Böyle mi devam edeceğiz? Dalgalı kur 2 kuruşluk artış şeklinde mi dalgalı hale getirildi gibi bir soru akıllara gelmiş. Neyse biz de soralım. Profesör Doktor Özgür Demirtaş diyor ki seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak diyor, hazır olun diyor. Haziran ayına kadar dayanın diyor. Sonra enflasyon inmeye başlayacak diyor. Fiyat artış hızı yavaşlayacak diyor. Ee, şimdi ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler şimdi kusmuk olarak çıkacak diyor. İnan. <laughs> Peki kur korumalı mevduata 9 haftanın en, yava, en yavaş düşüşü yaşandı. Kur korumalı mevduat hesaplarında 14 milyar 766 milyon liralık çıkış oldu ama bu son zamanların en yavaş çıkışı olarak kayda geçti. 9 Şubat haftasında 1 trilyon lira kur korumalı mevduattan gitti. 2 trilyon 367 milyar liralık toplam bir büyüklük var kur korumalı mevduatta. Biliyorsunuz 3.4 trilyon civarındaydı. 1 trilyonu 25 haftadır eridi. Ee, toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar lira oldu hatta. Ee, 9 Şubat haftasında TL cinsi mevduat 8.6 trilyonmuş. Yabancı para cinsinden mevduat da 6.1 trilyon liraymış. Yabancı mevduat, yabancı para mevduatı bir miktar artıyor. TL mevduatı hala büyük bir e, iştah yok. Çünkü faizler düşük. %40 civarı faiz veriyor. Hatta onun altında faiz veriyor bankalar. Şimdi yükselecek diyorlar. Bakalım ve geldik 2024 yılında yılına başladığımız bütçe verilerine. Öyle bir bütçe açığıyla girdik ki 2024'e. Ocak ayı bütçe performansı şöyle. Bütçe açığı 150.7 milyar lira. Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak ayında 32 milyar lira açık vermişti. Bu yıl Ocak ayında 150.7 milyar açık verdi. Yani %100 39'luk bir artış söz konusu. Öyle söyleyeyim. 4.6 katlık bir artış olmuş bütçe açığında. Faiz dışı açık 29.6 milyar lira. Bu geçen sene e, daha oldukça daha düşüktü. Geçen e, gelir e, şöyle bir bakıldığında 766 milyar lira harcanmış. E, 617.2 milyar lira da gelir sağlanmış. Faiz giderini söyleyeyim 121.1 milyar lira rekor. Faize yaptığımız harcama. Yabancı 5 haftada 535 milyon dolarlık alım yapmış. Hisse senede de ciddi bir alım var. Dolayısıyla yabancı girişi borsaya devam ediyor diyebiliriz. Uluslararası rezervler artıyor ama toplam rezervlerde bir gerileme var. Onu da söyleyelim. Ticari kredi faizleri 21 yılın en yüksek seviyesinde. Mevduat faizi düşüyor. İhtiyaç kredisi faizleri yüksek ama insanlar ilgi gösteriyor. Ticari kredilerde durum zor. %54,4% Zaten İş Bankası Genel Müdürü de diyor, yani tarıma, ihracata, böyle kritik sektörlere, stratejik sektörlere kredi verilecek. Diğer alanlar dar boğaza girebilir diyor. %54,4 ticari kredi faizi, %21 yılın en yüksek seviyesi. Bu arada evlilik kredisi başvuruları başladı. Gaziantep'te, Islahiye ve Nurdağ'ında, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da başvurular alınıyor. Evlenecek gençlere 48 ay vadi, 2 yıl ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunuluyor. 2 yıl sonra ödemeye başlanacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-29 yaş arasında olmak, bu evlilik programları var, eğitime giriyor gençler. Bu eğitimlere katılmayı taahhüt etmek gibi şartlar var. Resmi nikah tarihinin en az iki, en fazla 6 ay öncesinden krediye başvurabili başvurabiliyorsunuz. Ya yani 2 ay önce en az e, nikah günü almış olmanız gerekiyor. Bu arada e, gelinliği var, gelin başı var, damatlığı var, işte beyaz eşyası var, koltuğu var, salonu var, yatak odası var. 150 bin lira çok yetecek mi bilmiyorum ama mesela bir kuaföre gitseniz, bir gelin başı deseniz eyvah eyvah yani. Ee, insanlar artık kuaföre de gidemiyor. Boya 100, 1200 lira, fön 450 lira böyle bir e, rakam var. Size biraz bakım yapayım falan dediğinizde binleri bırakıp çıkıyorsunuz. Ee, dolayısıyla çok pahalı öyle söyleyelim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Çip üreticisi Nvidia, Kaliforniya merkezli bir çip üreticisi. Fakat e, bu yapay zekaya e, ve bu üretime talep o kadar artmış ki, Amazon'u ve e, alfabeti geride bırakmış. Microsoft ve Apple'ın ardından dünyanın üçüncü büyük şirketi olmuş. E, şirketin karı son çeyrekte %1260 artmış. Hisseler bir yılda %225 değer kazanmış. Ve piyasa değeri 1 trilyon 825 milyar dolara ulaşmış inanılmaz Microsoft ve Apple'ın ensesinde yapay zeka şirketi. Bu arada İstanbul'a yıllar sonra 1038 taksi daha geliyor. Yeni taksi geliyor. Ukame ilk defa bir şeyi onayladı oy çokluğuyla ulaşımda. 4 artı 1 minibüsler var ya onların 1038'i bu 4 artı 1 taksiye geçiyorlarmış. Diğerleri aynen devam edecekler. Uzun süredir beklenen bir karardı. 8 artı minibüsler RENİ 1038'e taksi olarak hizmet verecekler. UKAME kararı onaylamış. Taksi sayımız artacak. Neyse bu fiyatlarla binebilirseniz binenler için iyi haber. Biraz daha taksi e, sayısı fazlalaşıyor. Büyüyor taksiler böyle.